1999'da faaliyetine başlayan Avrasya Hospital, alanında uzman doktorları, bilgi ve birikimlerini yakın ilgiyle birleştiren sağlık personeli ve uluslararası sağlık standartlarında hizmet veren modern bir hastanedir. Her yıl daha fazla sayıda insana güvenli bir ortamda tedavi olmanın rahatlığını yaşatmayı amaçlamaktadır. Avrasya Hospital, hasta odaklı hizmet anlayışı, kalite politikası, üstün donanımı ve modern altyapısıyla teknolojinin ulaştığı en ileri seviyede tıbbi teşhis ve tedavi imkanlarıyla hizmet vermektedir. Türkiye'nin ilk radyasyon onkolojisi ünitesine sahip özel hastanesi olan Avrasya Hospital, yüksek teknoloji ürünü tıbbi cihazlarla donanmış ameliyathaneleri, görüntüleme üniteleri, laboratuvarları, modern mekanları ve konforlu hasta odalarıyla sağlıkta güvenin adresi olmayı başarmıştır. Dünyanın birçok ülkesinden hasta kabul eden Avrasya Hospital, profesyonel kadrosu, hasta odaklı hizmet anlayışı, kalite politikası, üstün donanımı ve modern altyapısıyla teknolojinin ulaştığı en ileri seviyede tıbbi teşhis ve tedavi imkanlarıyla hizmet vermektedir. Abdominoplasti, yani karın germe ameliyatı, diyet ve egzersize cevap vermeyen, karın derisi sarkıklığı olan, vücut kontürleri düzgün olan kadın ve erkekler için uygulanan bir ameliyattır. Bu ameliyat, özellikle birkaç kez doğum yapmış, karın bölgesi derisinde çatlaklar oluşmuş, sarkmış ve karın kasları zayıflamış kadınlarda son derece faydalıdır. Liposuction ameliyatı ise, vücudun belli bölgelerinde göbek, basenler, bacaklar, diz içi, bel yanları, sırt, çene altı gibi biriken aşırı yağların özel kanüller yardımıyla alınması ameliyatıdır. Karın germe ameliyatı nedir? Yaşlanmayla hamileliklerden sonra karın duvarında, karın derisinde olan sarkıklıklar ve çatlakların giderilmesi ameliyatıdır. Karın germe ameliyatı niçin yapılır? Tabii karın bölgesinde çeşitli olaylardan sonra oluşan sarkmalar, hamilelik gibi, çok kilo alıp verme gibi, yaşlanmayla oluşan sarkıklar gibi problemler hastaların psikolojisini ciddi olarak etkilemektedir. Özellikle yaz aylarında karnında sarkma olan hastalarda karın derisiyle pubis ön kısmında olan sürtünmeler, koku oluşmasına, çeşitli infeksiyonlara, mantar infeksiyonlarına yol açmakta, ilave olarak da görüntü bozukluğuna yol açmaktadır. Karın germe ameliyatı nasıl yapılır? Karnın, karın derisinin sarkan kısmı ameliyat ile çıkarılır. Göbek seviyesinin altında kalan kısmı gerdirilir. Bu bölgede olan çatlaklar giderilmiş olur. Sarkma da ilave olarak giderilmiş olur ve hasta düzgün bir görüntüye kavuşmuş olur. Bu ameliyatla elde edilen değişiklikler çok çarpıcı olup hastanın psikolojik durumunu da düzeltmektedir. Ameliyat uygulaması nasıldır ve süresi nedir? Genel anesteziyle yapılmakta ve yaklaşık 3 saat sürmektedir. Karın ameliyatı liposuction ameliyatıyla birlikte yapılabilir. Bel bölgesinde, göbek seviyesinin üst kısmında, bacak aralarında, basen dediğimiz kısımlarda liposuction ilave edilerek vücudun görünümünün tümüyle düzeltilmesi sağlanabilir. Ameliyat sonrası problem yaşanır mı? Karın germe ameliyatı plastik cerrahinin en büyük ameliyatlarından olup ameliyat öncesi incelemeler tam olarak yapılmalıdır. Çeşitli kan tahlilleri ve hastanın genel sağlık durumu yapıldıktan sonra ameliyata karar verilir. Ameliyat sonrasında hasta 1-2 gün kadar hastanede tutulduktan sonra taburcu edilerek evine gönderilir. Ameliyat sonrasında hastanın 2 ila 3 hafta kadar korse kullanması sonuçların daha iyi olmasını sağlar. Ameliyat sonrası şikayetler nelerdir? Erken dönemde ağrıdır. Hastanede olduğu süre içinde hastaya çeşitli ağrı kesiciler verildiğinden bu şikayette çok az veya hemen hemen hiç yaşanmaz.
Liposuction ameliyatı nedir? Vücudun anormal yağ biriken bölgelerinden negatif basınç oluşturarak yağ boşaltmaktır. Bu negatif basıncı çeşitli enjektörler ve kanüller vasıtasıyla oluşturarak yaklaşık 1 santimetrelik deliklerden yağ boşaltma işlemi yapılmaktadır. Liposuction ameliyatı vücudun hangi bölgelerine yapılabilir? Çeşitli diyetlerle, spor gibi aktivitelerle verilemeyen kilolar, elde edilemeyen şekil düzelmeleri liposuction ameliyatıyla çok etkili bir şekilde sağlanabilir. Liposuction ameliyatı nasıl yapılır? Liposuction ameliyatı karın bölgesine, göbek altı seviyesine, göbek üstüne, kollara, bel bölgesine, basenlere, bacak aralarına, dizin iç yan kısımlarına, çene altına, yüz bölgesine de yapılabilir. Ameliyat sonrasında nelere dikkat edilmelidir? Liposuction sonrasında hastanede hasta bir veya iki gün tutularak taburcu edilebilir. Hasta eve gittikten sonra sırt üstü yatmamalı, mümkünse evin içinde sürekli ayakta aktivite göstermeli, 48 saat sonra da uzun yürüyüşler yapmalıdır. Liposuction sonrasında karın germe ameliyatından sonra olduğu gibi hastaya yine korse giymesi tavsiye edilir. Liposuction sonrasındaki en sık şikayet erken dönemde ağrıdır. Bu da yine çeşitli ağrı kesici ilaçların uygulanmasıyla giderilir. Avrasya Hospital, Şifa Kapısı.